Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde güvenlik duvarları hakkında konuşacağız. Bu N10-004 sınavı bölüm 6.2'de Network Plus gereksinimlerimizden gelmektedir. Burada güvenlik duvarlarının nasıl çalıştığına göz atmamız ve uygulama katmanına karşı A katmanını anlamanız gerekli. Durum denetlenmeli ve durum denetlenmesiz güvenlik duvarlarını anlamamız gerekli. O halde tarama hizmetleri, içerik filtreleme, imza tanımlaması ve bölgelere bakalım. Bu modern güvenlik duvarlarında birçok şey bulunuyor. Durum denetlemeli ve durum denetlemesiz güvenlik duvarlarının konseptiyle başlayalım. Bu güvenlik duvarlarını duyduğunuzda sıkça karşınıza çıkan bir şeydir. Bu ne anlama gelir? Güzel. Şimdi bir durum denetlemesiz güvenlik duvarından bahsedelim. Bir durum denetlemesiz güvenlik duvarının yapacağı iş Trafiğin bir yönden gelmesine ve başka bir yönden gitmesine izin vermektir. Ancak bu trafik akışının durumunu takip etmez. Bizim yaptığımız şey, trafiğin bir görüşmede dahil olup olmadığına bakmaksızın gelen trafik için planlar hazırlamak ve giden trafik için planlar hazırlamaktır. O halde burada bir istemci ile ağım var ve benim güvenlik duvarım var. Bu bir durum denetlemesiz güvenlik duvarı. İnternete bağlı Burada bir web sunucusu var ve ayrıca bazı kötü niyetli kişiler var. Ağıma girmek isteyen ancak hiçbir şey beceremeyen kişiler. Güzel. Güvenlik duvarının yapacağı şey şu. Benim istemcim sadece benim web sunucumla konuşacak ve web sunucum benim istemcimle konuşacak. Bu bizim normal görüşmemiz. Ben bunun için güvenlik duvarı diye belirttim. Ancak bunun bir durum denetlemesiz güvenlik duvarı olmasından dolayı varış noktası TCP adresi olarak 80 olan ağıma Herhangi bir şeyin geldiğini gördüğünüzde bunun içeri girmesine izin verin. Benim web serverıma normal görüşme olsa dahi izin verin. Çünkü bu bir durum denetlemesiz güvenlik duvarı ve ben burada kötü bir plan hazırladım. Eğer birileri burada iletişim kuruyorsa bunlar port 80 üzerinden benim sistemime gelebilir. Ve bu yüzden bu makine herhangi bir durum denetimine sahip değil. Bu güvenlik duvarı trafiğin yasal olup olmadığı konusunda hiçbir fikre sahip değil. Bu tür şeyler ile ilgilenmiyor. Çünkü bu durum denetlemesiz güvenlik duvarı. Durum denetlemeli güvenlik duvarları uzun bir süredir mevcut. Ve bunlar bugün neredeyse ağ oluşturma ortamlarında standart hale geldi. Artık durum denetlemesiz bir güvenlik duvarını bulmak oldukça zor. Bugünlerde neredeyse herkes bir durum denetlemeli güvenlik duvarı ile çalışıyor. Bu kesinlikle aynı durum. Ancak bu güvenlik duvarında oluşturduğum planım ile istemciler burada webte gezinebilir. Bunlar web serveri ile konuşabilir. Bu oldukça basit bir plan. Ancak hala benim istemcimin web server ile konuşmasına izin veriyor ve güvenlik duvarı benim istemcimin web server ile görüşmeye başladığını bildiği için cevabın gelmesine izin veriyor. Eğer ben bu beceriksiz kişi için önceden ayarlanmış bir görüşmeye sahip olmasaydım, bu kişi istediği çerçeveyi gönderebilirdi. Ancak burada devam eden bu görüşme için geçerli bir durum denetimi olmamasından dolayı ve bunun benim oluşturduğum kurallardan Herhangi birisine uymamasından dolayı güvenlik duvarında bu bilgiyi engelleyeceğiz ve böylece istemciye asla izin verilmeyecektir. Bu en yeni güvenlik duvarlarından bazıları bölge adı verilen yerlerde çalışır. Bir bölge benim ağımın parçalarının mantıksal gruplandırılmasıdır. Genel olarak en yeni güvenlik duvarları temel güvenlik biçiminde bölgelerle çalışır. Eğer trafik iç ağdan dış ağa gidiyorsa bana bir plan verir. Eğer bunlar bir DMZ bölgesinden bir iç bölgeye gidiyorsa burada ayrı bir plan vardır. Eğer ben bir kablosuz bölgedeysem ve dış bölge ile iletişim kurmam gerekiyorsa burada da bir plan vardır. O halde bir aygıt üzerinde çoklu portlara sahip olabilirsiniz ve tüm yeşil portların bir bölgenin üyesi olduğunu görebilirsiniz. Buradaki kahverengi tipteki bağlantılar başka bir bölgedir. Burada üçüncü bir bölge için bazı mor bağlantılar var ve bir dahili bağlantı bir harici bağlantı bazı kablosuz erişim noktaları olabilir. Bu sadece planları oluşturmak için temel bir yoldur. Kendi güvenlik duvarımda tüm bu çoklu portlara sahip olmama rağmen ve bunların farklı bölgelerde olmalarına rağmen trafiğin akışının nasıl olacağını tanımlamak için bazı çok basit planlara ihtiyacımız var. Mesela içeriden dışarıya, kablosuzdan DMZ'ye ve bu tek bölge konfigürasyonu bu planlardan yararlanacak olan güvenlik duvarında Çoklu arayüzler bulunduğuna hesaba katar. Planları oluşturmak için oldukça açık bir yoldur. Bu modern güvenlik duvarlarının yönetimini oldukça kolaylaştırmaktadır. Güvenlik duvarları ve bunların çalışma şekilleri bugünlerde gerçekten bizim etrafımızda değişiyor. Burada bir kablosuz yaptığı gibi, geleneksel olarak düşündüğümüz ağ katmanı güvenlik duvarları vardır. Ancak burada uygulama güvenlik duvarları olan en yeni güvenlik duvarları da vardır ve gerçekten farklılıkların ayrıntılarına girmek yerine Size bir A tabanlı güvenlik duvarı ve uygulama tabanlı güvenlik duvarındaki kuralları göstermeyi düşünüyorum. Burada bir A tabanlı güvenlik duvarı var. Port numaralarına, TCP port numaraları ve UDP port numaralarına göre planları oluşturuyorum. O halde burada kural olarak benim FTP istemcim, FTP verisini kullanabilir ve FTP uygulamaları iletişim kurmak için çoklu port numaralarını kullanır. Bu yüzden bunun için çoklu kurallara sahip olmam gerekir. İlk kuralımız TCP'nin kullanımı ile ilgili. Ve bu port 20'yi kullanarak 1024 ve 5000 aralığına sahip olacak. O halde port 21 üzerinden bir FTP serverına gidebilirim. Bu her şeyi çok basit bir hale getiriyor. Ancak FTP ayrıca port 20 ve 21'i kullanıyor. Bu yüzden zorunlu olarak aynı şeyi yapan ayrı bir kurala ihtiyacım var. TCP ancak bu port 20'yi kullanıyor ve diğer FTP tipine bağlı olarak bunu kullanabilirim. Bana izin veren daha fazla port açacağım, üçüncü bir kurala ihtiyacım olabilir. Şimdi bununla ilgili ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bu FTP'ye izin vermek için tasarlandı. Ancak port 21 ve port 20'yi açtığım için herhangi bir uygulama dışarı gitmek için port 21 ve port 20'yi kullanarak ağımdan geçebilir. O halde ben bunu FTP için tasarladım. Benim tüm güvenlik duvarlarım bunun TCP port 21, TCP port 20 olduğunu biliyor. Bunun ötesine geçen başka bir fikir yok. Bu paketlerin içerisinde herhangi bir şey olabilir. Güvenlik duvarı bunun ne olduğunu bilecek şekilde tasarlanmamıştır. Çünkü bu bir ağ tabanlı güvenlik duvarı. Şimdi uygulama tabanlı güvenlik duvarı kuralı oluşturmak isteseydik bu şuna benzeyecekti. Bu oldukça farklı. Bir uygulama tabanlı güvenlik duvarı paketlerin içerisine bakarak uygulamanın ne olacağını belirler ve bu kural şunu söylüyor. Eğer ben ağımın içerisindeysem dışarı çıkmak için FTP'ye izin ver. Bu FTP'nin hangi port numarasını kullandığını, FTP'nin kaç tane port numarasını kullandığını dikkate almaz. Bizim uygulama tabanlı güvenlik duvarımız doğal olarak FTP'nin nasıl çalışacağını anlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ve bu tüm ayrıntıları anlar. Kuralları oluşturmak için oldukça basit bir yöntemdir. Bu tür bir şeyi yapabildikleri için sahip olduğumuz güvenlik duvarları ile gurur duyuyoruz. Bunlar sayesinde ne olup bittiğini görebiliriz ve sadece FTP'ye izin verebiliriz. Ve port numaralarımızın içerisinde neler çalıştığı hakkında endişe duymamıza gerek kalmaz. Modern güvenlik duvarlarımızdan birçoğu A boyunca giden trafiği tanımlayabilmek için imza kullanır. Ve verinin ilerleyişi gibi bunlar sadece bu paketlerin içerisinde ne olduğuna bakarlar ve ileri geri giden herhangi bir kötü bilgiyi yakalamak isterler. Ve bu yüzden imza tanımlaması bizim bunu yapmamıza izin verir. Bu oldukça yaygın olan bir şey. Makinenizde yapılandırılmış antivirüs hostlarında imzalara sahipsinizdir. Bunlar virüslerin üstesinden gelmeye çalışırlar. Bir güvenlik duvarındaki ile aynı şekilde çalışırlar. Bunlar virüsler, spyware ve güvenlik açıklıklarını ararlar. Kendi işlerinde IPS imzalarını çalıştırırlar. Bu neredeyse bilgisayarınızda gerçekleşen işlemle özdeştir. Bu imzalar gerçekten çok önemlidir. Güvenlik duvarı bu örüntü işlemelerine bağlı olarak trafiğe izin verebilir veya durdurabilir. O halde bu imzaları kullanan bir güvenlik duvarını çalıştırdığınızdan emin olmalısınız. İmzaların her zaman güncellendiğinden, bunların son sürümlerine sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu sayede güvenlik duvarınız en son virüs ve en son spyware tiplerini bilir. Eğer bu imzalar olmadan çalışıyorsanız, ortaya çıkan tüm yeni virüsler, tüm yeni güvenlik açıklıkları güvenlik duvarınızdan geçebilir. İçerik filtreleme ağınızda gelen ve giden trafiğe izin verebilmeniz veya engelleyebilmeniz için bir başka yöntemdir. Ve bugün bu güvenlik duvarlarında oldukça sık bulunmaktadır. Geleneksel olarak buna URL filtrelemesi şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Bu insanların belirli web sitelerine ulaşmasına izin veriyor veya engelliyor. O halde siz çalışırken sizin göremeyeceğiniz kötü şeyleri içeren bir www gerçekten ziyaret etmemeniz gereken kötü bir web site .com'a gidiyorsanız bu güvenlik duvarınızdaki bu içerik filtreleme becerisi ve URL filtreleme becerisi bunların hepsini engelleyebilir. Genelde bir şirket şu planı oluşturur. İş günlerinde spor ile ilgili bir web sitesini ziyaret edemezsiniz. Kumar ile ilgili herhangi bir şeye sahip olan bir web sitesini ziyaret edemezsiniz. Çalışıyor olmanız gerekir. İşte bu yüzden içerik filtrelemesi oldukça popüler bir hale geldi. Mesele şudur ki bir güvenlik duvarında Zaten kategorilere ayrılmış milyonlarca URL vardır. Eğer bir web sitesine giderseniz, bunun da bir kategoriye girmesi gerektiğini bilir. URL filtreleri, ağımızın korunması adına var olan yöntemlerden bir adımdır. Bunlar gerçekten bir güvenlik aracı olmaktan ziyade, belirli tipteki içeriklere izin vermek veya engellemek içindir. Ancak çoğu ortamda insanların çalışma saatlerinde sadece ziyaret etmeleri gereken yerleri ziyaret etmelerine izin vermek için Filtreleme servisine ihtiyacınız vardır. Bugünlerde güvenlik duvarlarımız URL filtrelemesinin ötesine gitmektedir. Güvenlik duvarlarımız Skype'ı e engelleyebilir. Bunlar BitTorrent trafiğine bakabilir. Bunlar Yahoo e ile gidişinizi kısıtlayabilir ya da izin verebilir. Veya belirli listelerden herhangi birisinden herhangi bir uygulamayı indirmenize veya siteye yüklemenize izin verebilir ya da kısıtlayabilir. Bugünlerde URL'lerin ötesinde çok ayrıntılı içerik filtrelemeleri var ve gerçekten kullandığınız her uygulamanın içeriğine bakmaya başlıyorlar. Ve bu uygulamalardan bazılarının çalışmasına izin vererek veya engelleyerek ağınızın güvende olduğundan emin olmanızı sağlıyor. Trafiğe göz attığımızda trafiğin içerisinde birçok şeye bakabiliriz. Ve bu imzalar ve güvenlik duvarında yapabileceğimiz taramalar gerçekten kullanışlı bir hale geliyor. Bu güvenlik duvarları virüsleri arar. Bunlar spyware arayabilir. Bunlar güvenlik açıklıklarını tanımlayabilir. Bunlar her maile bakabilir ve bunların içerisinde spam yani istenmeyen mesaj olup olmadığını tanımlayabilir. Bunlar o mailin içerisinde virüs olup olmadığını görebilir. Bunu engellerler. Virüsü bulurlar, bunu engellerler ve size şu mesajı gösterirler. Bob size bir e-mail gönderdi. Ancak bunun içerisinde virüs var. Ben virüsü çıkardım ve geri kalanı işte burada. Beklediğiniz şeyi almadığınızı söyleyen bir mesaj. Çok güzel. Ancak neticede korunmuş oldunuz. Çünkü e-mail yoluyla virüsü almamış oldunuz. Açıkça görülüyor ki bugünlerde filtreleme oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle çok büyük ortamlarda. Şimdi güvenlik duvarları hakkında neler öğrendiğimize göz atalım. İlk sorumuz hangi güvenlik duvarı trafik yönetimi mekanizması görüşmenin akışına bağlı olarak trafiği kısıtlar? Hatırlayacak olursanız iki çeşit güvenlik duvarımız vardı. Ve bu sorunun cevabı durum denetlemeli güvenlik duvarı. Bu akışların durumunu denetler ve buna göre trafiğe izin verir veya kısıtlar. Bir sonraki sorumuz, hangi güvenlik duvarı kuralı trafiği kısıtlamak için TCP veya UDP port aralıklarını hesaba katar? Bu bizim modası geçmiş olan bir ağ tabanlı güvenlik duvarı kuralımız. Ve son sorumuz, güvenlik duvarı uygulamaları, virüsleri, spyware veya güvenlik açıklıklarını nasıl tanımlar? Bunu güvenlik duvarının içerisinde sahip olacağımız imzalara bağlı olarak tanımlayabiliriz. Güzel. Network Plus sınavımız için güvenlik duvarları hakkında bilmemiz gereken her şeyi gördük. A ve uygulama kıyaslamasını, tarama becerilerini ve imza tanımlamalarını ve bölgelerle uğraşan diğer tüm kısımları görmüş olduk. Eğer Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek isterseniz, bu videoları izleyen diğer kişilere mesaj bırakmak isterseniz veya bana mesaj göndermek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com